müzikle muhabbette. Ben Cenk Erdem'den herkese merhaba. Her hafta müziğe iyileştiren şarkılarla başlıyoruz. Ruhumuza iyi gelecek güzel şarkılar seçmeye çalışıyorum sizlere. Onlardan biri aslında 1960'lardan bir şarkı. 1964 yılında Betty Everett'ın söylediği şarkıyı 1990 yılında Cher söylemiş ve İngiltere'de ilk kez bir numara olmayı başarmıştı. Mermaids filminin soundtrack hitinden bahsediyorum. Cher'in yorumuyla It's In His Kiss ve Shup Shup Song. Müzikle muhabbette her hafta sohbet ettiğimiz çok değerli bir müzisyen konuğum oluyor, şarkıcı konuğum oluyor. Bu kez inanamadım. Neden inanamadım derseniz, bir ses duydum YouTube'larda, videolarda. Türküleri öyle güzel söylüyor, yangın gibi söylüyor ki delirdim, mahvoldum sesine. Fakat bir de ne göreyim, Elif'cim hoş geldin Elif Sanchez. Meğerse sen benim canım Akın'ın kardeşiymişsin. Akın diye bahsettiğim de yıllar önce 2005 ve 2007 dönemlerinde Mevlana turnelerinde Amerikan şehirlerini beraber gezdiğimiz semazenlerden biriydi. Baş semazendi. Hatta Elif'in babacığı Hamit Paşam da benim paşam gibidir. Şaşırdım kaldım. Meğerse ben Elif'i ailece tanıyormuşum. Ama sen çok küçükmüşsün biz Akınlarla evet. Gezerken. 11 yaşında falan mısın Elif'ciğim? Evet evet. O. Senin nasıl güzel bir sesin var. Yangın gibi şarkı söylüyorsun. Fakat çok teşekkür ederim. Bir yandan da senin annen zaten konservatuvarda öğretim görevlisi. Doğru. Ailede müzisyenler var. Doğru. Dolayısıyla sen aslında sanatla, aşkla dolu bir aileye doğmuşsun. Kesinlikle, biraz bahseder evet. misin? Annenin konservatuvar hocası olması, seni nasıl etkiledi, seni nasıl yönlendirdi? Çünkü İstanbul Devlet Üniversitesi, Devlet evet. Konservatuvarında doğru. okudun, arkasından caz eğitimleri aldın. Hı-hı. O hikayenden biraz bize bahsetsene. Dolu da eğitim almışsın çünkü. Evet evet, tabii ki ya ben ya dediğim gibi sizin de tanıdığınız üzere böyle herkesin müzisyen olduğu bir ailede doğdum ve tabii ister istemez hani müzik kariyeri olarak seçsen de seçmesen de yani hep içindesiniz, hep dinliyorsunuz. Hep zaten öyle bir küçüklüğümden bir başladı böyle bir macera benim için. Ben zaten çok severdim. Müzik dinlemeyi de severdim. Şarkı söylemeyi çok severdim küçüklüğümden beri. Annem de konservatuvarda öğretim görevlisi. İşe gidiyor. Ben küçükken beni evde bırakamıyor. Beni de konservatuvara götürüyor. Ben böyle İşte 3 yaşında bir Elif oturuyor orada ders dinliyor. Böyle yani hayatım bu şekilde geçtiği için böyle kaçınılmaz bir yola girdim gibi bir şey oldu. Yani öyle bir maceram başladı işte. Hepsi, işte anne konserlerin olunca bana da lütfen hadi bir türkü de ben söyleyeyim falan derdim. Çocukken hangi türküleri söyletiyordu sana anneciğim? Neleri söylüyordun sahnede? Yani şu komik şöyle bu albümde yeni çıkan albümde küçükken hep söylediğim türküleri koydum. Ha ne güzel, manevi değeri de oldu senin aynen, için. Aynen, manevi aynen. Mesela işte giyinmiş kuşanmış yayladan gelir türküsünü söyledim albümde. O küçüklüğümde öğrendiğim ilk türkülerden bir tanesi. Iğdır'ın av alması, işte tabii Azerbaycan versiyonu söyledim ben Guban'ın av alması diye. Ama onu da yine küçükken, çok küçük yaşta öğrendiğim bir türküdür. Ah sen bilmezsin, sen küçüktün. Biz abinle beraber Amerika'dayken bizim turne arabamızda, otobüslerimizde o zamanlar biz beraberce, hep beraber Urfa türküleri söylerdik. Kazancı Bediye'den Türk abim beni mahvediyordu. Çok güzel sesi vardı onun da. Evet. Harika şarkı söylüyordu. O kara trenle ben zaten o trenden kendimi atmak üzereyken neyse şehre geliyorduk. Şehirler arası yolculuklarda. Ama sen enstrüman da çalıyorsun, oboe evet. çalıyorsun, piyano çalıyorsun. Enstrümanla evet. nasıl ilerledin? Devam ediyor musun arada tıngırdatmaya? Ya şöyle yani enstrüman tabii ki bırakılıp bir daha böyle dönülemeyen bir şey değil. Çünkü ben yıllarca kaç 10-15 yıl boyunca oboe benim hayatımın en büyük parçasıydı. Şarkı hiç söylemiyordum daha ben. Çünkü benim şarkı söylemem küçüklüğümde kaldı. Sonra ben konservatuara girdikten sonra hayatım tamamen klasik müziğe yöneldi. Ve ben tamamen klasik müzik yapan, hani o yolda ilerleyen bir müzisyen oldum. Yani oboe çalıyordum, korangle çalıyordum, orkestralarda çalıyordum. Hani çok bambaşka bir hayatım vardı ve tabii büyüdükçe türküleri de bırakamadım ben geride. Hep içimde ama klasik müzik yaparken türkü dinleyip türkü söylemek çok istenen bir şeydi. Çünkü türkülerde bizim çok komalarımız var. Klasik müzikte her şey çok entonasyonu düzgün olmak zorunda. İkisi birbirine karışınca biraz böyle olaylar karışıyor gibi. Bence çok iyi karışıyor ama. Evet. Çok iyi karışıyor çünkü sende çok iyi bir sentez ortaya çıkmış. Benim şöyle evet. bir iddiam var. Ben yaklaşık 10 yıl boyunca eğlence endüstrisinde danışmanlık yaptım, iletişim danışmanlığı yaptım. Hı-hı. Ve senin Passion Turca ekibiyle de çalıştım. Dünyaca ünlü sanatçılarla. Evet. Nasıl Portekiz'in fadosu varsa, nasıl İspanyollar flamenkolarına folk kültürleri olarak sahip çıkıyorlarsa, evet. aslında bana kalırsa Türkiye'nin de
Türk halk müziği şarkılarına daha fazla sahip çıkması lazım ve uluslararası arenada bizim Türk halk müziği ile folklor kültürümüze daha çok parlayacağımıza inanıyorum kişisel olarak. Kesinlikle. Bu anlamda ben Aynur'la çalışmıştım. Evet. Aynur'un sesi de yangındır biliyorsun. Çok, çok mesela Aynur aslında evet. Dünya ünlü sahnelere hala çıkmaya devam ediyor. Hı. Ve bizim halk müziklerimizi söylüyor, folklor kültürümüzü taşıyor ve harika şarkı söylüyor. E sen de öyle. Hı. Çünkü biz de dikkat edersen özellikle batı alanında denenen şarkılar uluslararası arenada çok da başarılı olamadı. Olamadı bir yerden olmuyor çünkü. Çünkü şöyle bir şey oluyor mesela sen müzisyen olarak daha iyi bilirsin. Bizim çok güzel seslerimiz var. Mesela evet. Tarkan harika şarkı söyleyen bir adam. Işığı bambaşka ama Tarkan name yapıyor. Name evet. Yapıyor. Sen Justin Timberlake'in name yaptığını gördün mü? O açıdan da uymuyor aslında. Dolayısıyla İngilizce bile söylense, İspanyolca evet. bile söylense bizim folklor kültürümüzden yola çıkıldığında açıkçası inanıyorum parlayacak. Ve sen böyle bir proje yapıyorsun evet. Passion Truco ile şu anda değil mi? Aynen halk müziğimizi düzenliyorsun. Evet. Aynen yani bizim amacımız zaten o bütün yaptığım Türkiye aranjmanlarında da tek düşündüğüm şey. Yani biz ben dışarıdan ne alabilirim bize getirebilirim. Hani bizimkini dışarı götürüp hani caz üstüne sadece türkü söylemek değil de nasıl güzel bir sentez olur da biz türkülerimizin o saflığını bozmadan biraz oradan biraz buradan hani biraz işte... Flamenko, Latin duyulsun, biraz armoni caz olsun, klasik armoni olsun, bir şeyler olsun altta. Hani enteresan bir altyapıyla biz bunu nasıl güzel sentezleyebiliriz? Sentezlemen açısından ama şu da var. Senin sesinde, ses aralığını bilmiyorum henüz ama bir heceye bayağı nota sığdırıyorsun. Dinledim birkaç şarkını. Böyle melizmatik söylüyorsun Mariah Carey gibi neredeyse. O açıdan evet. Çok hoş. Sen onu daha iyi bilirsin müzisyen olarak. O açıdan da baktığımızda sana flamenko çok yakışır. Bir abin olarak söyleyeyim evet. İzninle. Çünkü seni ben daha önce dünyaca ünlü, Latin Grammy ödüllü Buika ile beraber görmüştüm. Evet. Peras da Buika'nın şarkısını söyledi. Buika da şaşırdı kaldı. Onun biliyorsun Nobre çok... Nobre Nade Enel'in evet, evet. Onun en meşhur Dünyada Senden aynen. Başkası Yok şarkısını aynen. Beraber söylediniz. Şaşırdı aynen. Kaldı kadıncağız çünkü çok güzel şarkı söyler o da. Bu albümde şunu anlıyorum o halde. Bizim folklor parçalarımızı... Türk halk evet. Müziği şarkılarımızı farklı aranjelerle evet. Yeniden bir dünya kendi müziği olarak sunuyorsun. Değil öyle mi? Bir geçirdim evet. E o zaman ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. O zaman istersen beraberce iki kekliği dinleyelim. Tadına doyulmasın. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrarca. Teşekkür ederim. Müzikle muhabbette bu hafta ünlülerden Mektup Bar'da gencecik bir isim. Şahkan bize videosunu gönderdi. Mesajını iletti, şarkısını da beraber dinleyelim. Selam, ben Şahkan. Bu yolda söz ve müziğinde imzam olan ilk projem, o yüzden çok heyecanlıyım. Bu yoldayı aynı zamanda yönetmenim Gökhan Özdemir ile birlikte tasarladık. Daha sonra Sadun Ersönmez'e yolladık. O da bize bas riffleriyle dolu, oryantalist bir hava katan aranjere cevap verdi. Klibini ise İğneada'da 3 günde çektik. Yanımda Gökhan Özdemir ve yönetmen yardımcımız Can Özmutlu vardı. Klipte özgür ruhlu ve para saçan bir çocuk göreceksiniz. Cenk ile müzikle muhabbet devam ederken şarkım ekranda. Sahne senin de müzikle muhabbette. Bu kez olağanüstü bir vokalle tanıştırmak istiyorum sizi. Avrupa'da çok konuşuldu. İngiltere'de listelere girmeyi başardı. Ama Türkiye'de çok da bilmiyor olabilirsiniz belki. Bilmediyseniz de çok ayıp ettiniz. Çok güzel bir ses çünkü. 2012 yılında Cher'in Believe şarkısını söylediğinde Cher onu tebrik etmişti, kutlamıştı. X Factor yarışmasında herkesi hayranlıkla ayakta alkışlatan bir sesten bahsediyorum. Ella Henderson'dan bahsediyorum. Ella Henderson sonrasında 2019 yılında Ghost şarkısıyla listelere girmeyi de başardı. Profesyonel bir şarkıcı olarak yarışmayı her ne kadar 6. olarak bitirdiyse de çok güzel bir ses olarak kazandığımız isimlerden biri oldu. Ama hala zamanında Cher'le İngiltere listelerini ve dünya listelerini yıkan şarkı Believe şarkısının romantik versiyonunu ve o güzel sesi Ella Henderson'ı dinlemediyseniz şimdi ekrana kilitlenebilirsiniz. Harika bir yorumla Ella Henderson. Müzikle muhabbette bu haftanın ikonu rock'n'roll'un babaannesi, rock'n'roll'un kraliçesi Tina Turner. 1960'dan 1976'ya kadar tam 16 yıl boyunca Ike Turner'la beraber sahnelerin vazgeçilmez rock'n'roll haftanın ikonu Tina Turner ve The Best.
Programın sonuna geldik bile. Programın sonunda Duy da İnanma köşemizde tüm zamanların en çok satan rock şarkılarından biri. 1980'li yıllardan YouTube platformunda en çok izlenen 80'ler rock şarkısı. Çok özel bir rock şarkısından bahsediyorum. Tüm zamanların en iyisinden. Fakat bu şarkıyı Axl Rose sadece 5 dakikada yazmış. Slash içeride gitarını tıngırdatırken o melodiye bayılmış, o tıngırdatmalara bayılmış, şarkıyı yazmaya başlamış ve tüm zamanların en iyi rock şarkısı 5 dakikada çıkmış. Guns N' Roses'la Bye Bye, Sweet Child O' Mine.